güvercinin yeniden dirilişine tanıklık edeceğimiz bu tarihi kurultayımıza hepiniz hoş geldiniz. Umutla özdeş, efsane bir lider olan Bülent Ecevit'in partisini ona yakışan şekilde yeniden umudun adresi yapmak üzere çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz destek için, bize kattığınız güç için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Maalesef tüm muhalefet partilerinin ortak başarısızlığının göstergesidir. Muhalefet partilerinde halkla iletişim kurma, halkla bütünleşerek siyaset yapma noktasında ciddi aksaklıkların ve sorunların olduğu dikkat çekicidir. Özellikle solda 2002 yılından bu yana girilen bütün seçimlerde İktidar partisine karşı ciddi bir alternatif oluşturulamadığı görülmelidir. İktidar partisi %34'le başladığı yolculuğu bugün %50'lerle sürdürme noktasına gelmiştir. Başlı başına bu veri bile solda demokratik sol parti duyarlılığının Bülent Ecevit felsefesinin gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Yani biz demokratik sol partiyi bir an önce Ecevit felsefesinin tek temsilcisi olan güçlü bir parti haline getiremezsek mevcut iktidarını maalesef kesilemeyecektir. O nedenle demokratik sol partinin güçlenerek yaşaması Türkiye için bir gerekliliktir, bir zorunluluktur. Laik Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurmak üzere yola çıktığında henüz çok genç bir yaştaydı. Ama kararlı ve inançlı mücadelesi sonucu bu hedefine ulaşabilmişti. Ve kurduğu bu cumhuriyeti de Türk gençliğine emanet etmiştir. Yine çok genç yaşta siyasette çok etkin ve öncü görevler üstlenen liderimiz Bülent Ecevit de birçok alanda ilkleri gerçekleştirmişti. Şimdi de değerli demokratik solcular, önümüzde ulu önderin 80 yıl geciken vasiyetini yaşama geçirme fırsatı. Bravo! Bravo! Helal! Demokratik Sol Partimiz bugün bu salonda tarihe not düşme ve Türkiye'de ve Avrupa'da devrim niteliğinde bir değişimi gerçekleştirme fırsatı karşı karşıyadır. Yani partimizin mahpus talimini yenme ve partimize can suyu verme olanağı sizlerin elindedir. Yapacağımız tercihle ya tarihe karışacağız ya da tarihe demokratik sol partide olup
dene çekme fırsatıyla karşı karşıya kalacağız. Bir düşünelim. Diğer bir yere gelelimiz. Bugün kurultayımızdan mevcut yapımızı koruyarak çıkarsak, akşam haberlerde bu durum en fazla iki satırlık bir altyazıyla geçiştirilir. Ama eğer devrim niteliğinde bu değişimi gerçekleştirebilirsek, bu olay bütün gazetelerin manşetinden verilecek değerli bir haber olacaktır. Değerli delegelerimiz, Bülent Ecevit'in kapısından başka hiçbir kapıdan geçmemiş, çekirdekten yetişmiş bir delikanlı demokratik solcu olarak sizlere yeni kadromuzla birlikte Demokratik Sol Parti'yi bir cüsurat partisi olmaktan çıkarmaya huzurlarınızda and içiyorum. Bravo! Evet, gerçekleştireceğimiz olay Tuvayi Milliye'ye, Atatürk'e ve Bülent Ecevit'e dayanan bu geleneğe asla ders değildir. Bizim ilham kaynağımız Mustafa Kemal'dir, Karayolan'dır. Bravo! Bravo! Siyasette bir zihniyet, bir anlayış değişimidir. Bunun içinde hareket noktamız Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik bilekte değil, kafadadır sözüdür. Yani bizler sadece yaşça genç olmanın önemli olmadığının bilincindeyiz. Önemli olan kafaca, zihniyetçe genç olmaktır. Onun için önümüzdeki süreçte bu zihniyet değişiminin öneminin bilincinde olan 75'inden 15'ine her yaştan gençle birlikte Demokratik Sol Parti'yi geleceğe taşıyacağız. Kadromuzdaki ve örgütümüzdeki yaşça büyük ama zihniyetçe, kafaca genç olan insanlarla deneyimi ve güveni, yaşça da genç olanlarla da umudu, yenileşmeyi, canlılığı, sürekliliği ve dinamizmi temsil edeceğiz. Bizim partimizin başarısızlığı kanıtlanmış, soluğu kesilmiş, inancı bitmiş, hantal bir yönetime değil, heyecana ve dinamizme ihtiyacı var. Hep bahanelere sığınmaya devam edersek, ben söyleyeyim, bir sonraki seçimde başarısızlığa gerekçe üretecek bir yönetim olmayacak. Çünkü böyle giderse Demokratik Sol Partimiz olmayacak. Bugünkü kurultayımızdaki tabloya şöyle bir bakıyorum değerli delegelerimiz. Bana bu tablo AKP'nin seçim şarkısını hatırlatıyor. Başarısızlığın sorumlusu aynı dağın yeni adaylarımız, sanki ortada savunulacak bir durum varmışçasına haydi bir daha, bir daha, bir daha diyorlar. Neye bir daha? Partisi yapacağız. Çünkü biz
Ecevit'in bize en büyük mirası olan Demokratik Sol'a ve Demokratik Sol Parti'ye mecburuz. Biz de Ecevit gibi emeğin, emekçinin, işçinin, memurun, köylünün, emeklinin, ırkatın, üretenin, kısacası toplumun bütün kesimlerinin sesi, nefesi ve vicdanı olacağız. Halkımızın yeniden umudu olacağız. Yeniden güvenin adresi yapacağız Demokratik Sol Parti'yi. Alttan alacağız. Yeni hedeflerimize doğru ilerlerken hiç kimseyi dışlamayacağız. Ben bu partide dışlanmanın, hor görülmenin, yok sayılmanın ne demek olduğunu bizzat yaşamış bir kardeşinizim. O duygunun ne kadar acı bir duygu olduğunu çok iyi bilirim. O nedenle de o acıyı hiç kimseye yaşatmayacağız. Ve bir eski genel başkanı nasıl sahip çıkılıp o eski genel başkanın nasıl baş tacı edileceğini bütün örgütümüze ve toplumumuza sunacağız. Bizler partimizi geleceğe taşımak adına sırf tüm örgütlerimizin katılımıyla oluşturacağımız demokratik ve katılımcı bir tüzükle yetinmeyeceğiz. Sonuncusu 1976 yılında düzenlenen ve parti programımızın temelini oluşturan demokratik sol düşünce formunu yeniden hayata geçireceğiz. Böylece partimizin programını çağın gereklerine uygun olarak katılımcı bir yöntemle belirleyeceğiz. Siyasette yapacağımız zihniyet değişikliğiyle artık üyeleri partinin sahibi yapacağız. Üyelere vereceğimiz yetkilere karşılık onlardan sorumluluk ve katkı bekleyeceğiz. Örgütlerimizin yerel politikaların belirlenmesinde daha bağımsız ve daha özgür hareket edebilmelerini sağlayacağız. Örgütlerimizin üzerinde hiç kimsenin hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğiz. Doktor. Doktor. Ve mutlaka kurucu genel başkanımızla partimizin barışmasını sağlayacağız. Demokratik sol düşünceye hizmet etmiş ama partiden kopmuş veya köşesine çekilmiş herkese bizzat genel merkez kadrosu olarak ulaşacağız. Ve onların gönlünü ve desteğini alacağız. 1985 ruhunu yeniden dirilteceğiz. Aslında geri döneceğiz. Türkiye'de ulusal sol duyarlılığın en etkin ve en iyi savunucusu biz olacağız. Başkalarını eleştirerek siyaset yapmak yerine kendi yapacaklarımızı anlatmaya öncelik vereceğiz. İftiranın, karalamanın, dedikodunun ve ahlaksızlığın Demokratik Sol Parti'den içeri girmesine asla izin vermeyeceğiz. Teknolojinin sunduğu tüm imkanları en iyi şekilde kullanarak yeni ekonomik ve etkin propaganda yöntemlerini uygulayacağız. Büyük bütçeli reklamlar yerine halkımızın DSP'yi kendiliğinden merak etmesini, takip etmesini sağlayacağız. Unutmamalıyız ki farklı olan ve fark yaratan merak uyandırır. Değerli partilerimiz, seçim sonuçları bizim açımızdan büyük bir hezimettir, bir yıkılıştır. Fakat unutmamalıyız ki her yıkılış aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Türkiye'mizden yeniden doğma fırsatıdır. O nedenle gün
sinme, köşeye çekilme, karamsarlığın tutsağı olma günü değildir. Gün, nüfusumuzun %60'ını oluşturan gençliğin siyasette etkin ve yetkin bir konuma gelebilmesinin önünü açma günüdür. Gün, partimizin öz evlatlarının sesine kulak verme eylemine destek olma günüdür. Gün, hırçınlaşma ve ayrışma değil, kaynaşma ve kucaklaşma, kırgınlıkları aşma, küskünlükleri bitirme günüdür. Gün, halkı tercihlerinden ötürü aşağılayanları alaşağı etme ve halkı yücelten bir anlayışı yeniden egemen kılma günüdür. Gün, ABD icazetiyle siyaset yapma alışkanlığını silme, gücünü halk ve halktan alan anlayışı tekrar gündeme getirme günüdür. Gün, başarısızlıklara ve yenilgilere kılıf uydurma, gerekçe üretme günü değil, başarının önünü açacak değişimin desteklenmesi günüdür. Gün, Türkiye'nin tek gerçekçi kurtuluş reçetesi ve güvenin tek adresi olan Demokratik Sol Parti'nin önünü tıkayanları örgütümüzün ortak iradesiyle aşma günüdür. Bravo! İki dakikayı göstereyim. Gün sorunun parçası değil, çözümün yanında olma günüdür. Dışlama günü değil, gençliğin bugün de söz sahibi olmasına ve geleceğe sahip çıkmasına fırsat verme günüdür. O gün 10 Temmuz 2011 günüdür. O gün bugündür. Bravo! Bravo! Değerli demokratik solcular, sözlerime çok sevdiğim küçük bir hikayeyi anlatarak son vermek istiyorum. Bir gün bir ermiş oğluna bir sandık emanet etmiş. Ve demiş ki bu sandığı sakın merak edip de açma. Genç sandığı almış, uzun süre beklemiş ama merak bu ya, dayanamamış ve sandığın içinde ne olduğunu görmek için kapağı hafifçe aralamış. Ve aralar aralamaz da sandıktan biri mavi, diğeri sarı renkte iki güvercin kaçıvermiş. Ermiş oğluna sen ne yaptın diye çıkışmış. Kaçan güvercinlerden sarı olanı sevgiyi, mavi olanı barışı temsil ediyordu. Sen bunları kaçırdın. İnsanlığın barışı ve sevgiyi kaybetmesine neden oldun. Sandığın içinde bir ak güvercin kaldı demiş. Ve eklemiş, o ak güvercin umudu temsil ediyor. Sandıktaki ak güvercine sahip çık demiş Ermiş Oğuz'a. Bravo!